bu filmlerde gördüğümüz Universal stüdyolarına gittim. Bu Florida'nın Orlando bölgesinde. Bu bölgede birçok park var. Parklar bir ilçe büyüklüğünde. İçinde Luna Park gibi. Tabii ondan çok daha güçlü aktiviteler var. Roller coaster gibi işte tepeye fırlatıyor. Yani hepsi gerçek macera. Böyle Luna Park'taki gibi değil. İçeriye giriş 65 dolar gün boyu akşam 5'te. Yani hava kararmadan ben 5'te hatırlıyorum. Hava kararmadan kapanıyor. Yani içeride akşam kimse kalmıyor. Demek ki bakımını yapıyorlar. Çünkü sürekli olarak her yer hareket halinde o cihazlar. Ondan sonra herhalde temizliğini yapıyorlar. Çünkü çok yoğun oluyor bu ziyaret durumu. Park yerleri çok büyük. O kadar büyük ki park yeri. Mesela Ford Van'e gitmiştik. Beyaz Ford Van kiralık park ettik. Biz park ettiğimizde çevrede araba yoktu. Ondan sonra yaklaşık yarım saat uzaklıkta böyle tren vagonu gibi trenlerle taşımacılık yapılıyor. Açık tabii. Sıcak olduğu için kapalı değil. Yarım saat uzaklıkta yani şeyden uzak tutuyorlar. Gerçek parktan. Geri döndüğümüzde araçların hepsi Ford Van'di. Eğer uzaktan kumandayla ses çıkartmasa o elimizdeki arabanın anahtarı, arabayı bulmak mümkün değil. Binlerce aynı marka araba, aynı renkte araba, aynı tipte araba. Yazlık olduğu için, sıcak olduğu için herkes büyük arabayı tercih ediyor. Yani küçük binek araba yerine daha ferah arabayı tercih ediyor. Yani bulmak arabayı çok zordu. Eğer o ses çıkarmasa, bip bip diye yani arabayı açan anahtarlar olmasa. Bu parkta gerçek film nasıl çekildiğini gösteriyorlar. Birçok birbirinden farklı uzaklıkta platformlar var. Aynı zamanda oraları stüdyo. Filmlerin çevrildiği stüdyo. Buralarda film hilelerini gösteriyorlar. Yani nasıl hile yaptıklarını gösteriyorlar. Mesela yüksekten düşen mesela ateş edildiği zaman yukarıda gözetlemeci oluyor elinde silahla. Onun nasıl düştüğü, o düştüğü zaman düştüğü yerde gergin, gerilmiş bir bez var. Oraya düşüyor. Yüksekse eğer o düştüğü yerdeki bez yırtılıyor. Çünkü gergin yere düşse belki o gerginlik geriye teptirir veya canını yakar diye o bez yırtılıyor. Yani düşüş hızını düşürüyor. Aşağıda eğer yüksekse bir bez daha var. Arada şöyle yuvarlakça yani insandan büyük vaziyette. Aşağıya düştüğünde tamamen yani iki yere temas ettikten sonra hiçbir şey olmadan kalkıyor.
O bezler yırtılıyor yani. Demek ki otomatik değişebilir. Otomatik değişmesine gerek yok. Film çekiliyor zaten. Yani yukarıdan nasıl düştüğünde zarar görmediğini gösteriyordu o bezler. Helikopter hesapta yukarıdan iniyor. Helikopter ateş ediliyor helikoptere. Helikopter aşağıya inmiyor. Film hilesiyle aslında helikopter yukarıda değil. Aşağıdan bir kişi helikopterin tekerleğini eliyle çeviriyor. Fakat film hilesiyle helikopter yukarıdaymış gibi, yani vuruldu da alev aldı diye aşağıya inmiş gibi gösteriyorlar. Sonuna kadar arkadaki adamı göstermiyorlar, o tekerleği çeviren adamı. Halbuki helikopter yerde. En sonda helikopter aslında bir kişi eliyle itiyor. Tabii yangın çıkıyor. O yangın hemen anında o da hile tabii. Yangın da gerçek değil. Bu savaş filmlerinde genellikle cephane, yani alanı gösterdiği zaman kenarlarda cephaneler gözükür. Halbuki onlar cephane falan değil, cephane sandıkları gözükür. Halbuki o dekor, onun çevirdiği zaman çim oluyor. Veya başka bir şey oluyor yani çevreye göre. Yani bulunan her şey, sahnenin etrafında bulunan her şey birkaç amaçlı kullanılıyor. Bu figüranları öyle bir eğitmişler. Nasıl bizde her iş için bir figüran vardır. Oradaki figüranlar aynı zamanda oranın temizlikçisi, aynı zamanda hammalı, yani şeyleri taşıyanı, aynı zamanda figüran, aynı zaman yani kalabalığı azaltmışlar. Daha çok para veriyorlar tabii, tahmin ediyorum. Yani 5-6 tane işi yapıyor bir figüran. Ondan sonra, tabii onun okuluna gidiyorlar ondan önce. Okulda okuyorlar. Demek ki iyi para alıyorlar ki hani bir işi yapmak yerine 5-6 tane işi yapıyorlar. Bu sefer de daha az insanla muhatap olunuyor. Yani filmi yapan açı, yönetmen açısından kalabalık olmuyor. Yani filmin çekildiği yerde gereksiz 100 kişi olacağını, onu 15 kişi oluyor. Bu şekilde yani. O kadar çok film hilesi gördüm ki şimdi film hilelerini anlatmam için konuları da anlatmam gerekecek. Orada konuları anlatırken hata yapabilirim. Çünkü şey olarak aklımda detaylarını hatırlamayabilirim. Onun için hata yapmayayım diye, saçma sapan bir şey olmasın diye. Bu bazen karışıyor şeyler. Konular birbirine karışabiliyor. Bu şey vardı, krokodil Jack vardı. Timsahları avlıyor, dişini kopartıyor, şapkasının kenarına takıyor böyle. Onun film hilesini gösterdiler. Ondan sonra tabii şey oluyor, sarsıntıdan dolayı dağın tepesinden taşlar, kayalar dökülüyor. Ondan sonra koca koca kayalar dökülüyor. Sonra tabii yokuş aşağı döküldüğü için böyle rampa var, karşıya dağ havası vermişler. Tabii bir parti mesela bir saat sürüyor diyelim anlatım. Ondan sonra o grup insan çıkıyor, yenileri geliyor. Yani sonsuza kadar değil yani. Belirli bir süresi var anlatılacak şeylerin.
uygulamalı dekorları geriye koyacaklar dekorları. Koca insan boyunda kaya parçası yukarıdan aşağı yuvarlanmıştı. Yokuş yukarıya bir kişi bir parmağınla, tabii gösteriyorlar onu. Yani bir kaya parçası ama kaya, yani öyle bir kaya görüntüsü vermişler. Parmağınla ite ite yokuş yukarı. Demek ki hava var içinde, sadece balondan ibaret. Fakat öyle bir görüntü vermişler ki kaya gerçekten, yani rengi de öyle. Ondan sonra epey film hilesini görmüştüm. Tabii şimdi film seyrederken o hileleri görünce film seyretmenin de tadı kalmıyor. Hemen çözümleme yapıyorsun. Ha diyorsun, bunun arkasında var, bu var, bunun arkasında bu var diye. Çözümleme yapıyor. Bu film hilelerini bilmek iyi değil yani, film izlemeye devam edilecekse. Fakat park çok renkli. Yani rengarenk yapıyorlar. Her biri mimarlar yapmış tabii ki. Mimarlar açısından çok güzel. Yani insan canı sıkılması mümkün değil. Park diye geçiyor ismi. İnsanın canının sıkılması buralarda. Yani insanı eğlendirecek her türlü filmlerde izlediğimiz bütün figürleri hepsini oraya görüyorsun, yani şahit oluyorsun o figürler. Mesela Çakmaktaş vardı, çizgi film karakteri. İki aile, bir tanesi Berna mıydı? Berma mıydı? Neydi? Ondan sonra bir aracın içerisinde dört karakter de dolaşıyor. Hemen hatırlıyorsun, ha diyorsun, ben bunu çocukluğumda ben bunu izlemiştim. O bütün, yani şey karakterleri, çizgi film karakterleri sokaklarda tabii öyle giydirmişler. Ondan sonra hatırlanılsın diye. Çünkü filmlerin çekildiği yer orası. Bu Universal stüdyoları bir tanesi. IGN stüdyoları vardı. Ona da gittim. Ama şey, yani hemen hemen aynı IGN. Sadece ismi farklı. Park birebir aynı değil de, ama içerik olarak film çevrildiği için orada ya da farklı stüdyolar kurulmuşlar. Yani film çekileceği platformlar kurulmuş oraya. World Disney vardı. Disney World. Başka bir park. Epcot vardı. Upjot diye yazılıyor. Orada genellikle dünya restoranları, dünyanın ülkelerinin, tabii ülkelerin kendisinin istemesi lazım. Ben burada restoran açacağım diye. Birçok ülkenin restoranları vardı ama restoranlar büyük alanlara, yani böyle bildiğin restoran büyüklüğünde değil, yani kocaman. Yani iki tane, üç tane girişi oluyor restoranların. Sonra kimisi altına nehir yapmış, kapalı nehir. Orada tarihini anlatıyor. Müze gibi böyle. Çok ilginç. Para masraf edilmiş yani. Mesela Meksika'nın öyleydi. Meksika tarihini anlatıyor. Kapalı bir nehir yapmışlar. Karşılıklı mumyalanmış vaziyette. Tarihini anlat. Çok güzeldi, mükemmeldi. Yani hatırı sayılır restoranlar. Epcot'ta su dünyası vardı. Water World diye. Gitmedim, onu hata yaptım. Genellikle ıslanıyorsun. Yani su dünya, adı üstünde su dünyası. Ona gitmedim. Hemen hemen diğerlerinin hepsine gittim. Orlan bir kere de gitmedik tabii. Tekrar tekrar gittiğimizde. Çünkü bir insan birine gitti mi çıkası gelmiyor. Zaten oyalıyor insanı. Bir yere sıraya girince bir saat bekliyorsun sırada. Çünkü
Daha önce sıraya girmiş insanlar var. Onların işi görülecek ki ondan sonra sıra bize gelecek. Genellikle sıra oluyor yani. Bir saat bekleme durumu oluyor. Valla insanı yani vakit geçirmek için zaten bir onlar var yani insanı normal yaşamda eğlendiren. İşte oraya turist olarak gidiliyor. Başka eyaletlerden, başka ülkelerden. İnsanı eğlendiren böyle bunlar suni şeyler tabii. Yani para masraf ediliyor. Sonra paranın karşılığı alınıyor. Bunlar suni şeyler. Bu üniversite işte aslında birçok stüdyoya girmiştik ama yarım kalacak. Anlatmaya kalkarsam bazı şeyleri içinden unutmuş olduğum için saçma sapan şey olacak. Onun için sadece genel böyle bir bilgi vereyim dedim. Üniversite stüdyolarından.